da çok fena sarlandık. Sofrayı yiyelim mi? Hı? Mustafa gelmeden önceydi. Bak, aynı şey. Orada bir şeyler atıştırdım. Evet. Bizim düğün bayrağı bak. Ben bir çadır yolladıydım poşette. İşte. Süt anneleri ha onların. Bundan süt emiyorlar onlar. Normalde anneleri şu. Ben açık kahverengi erkekmiş. Onu çok beğeniyordum. Ben şunu beğendim. Bu elimi yalıyor. Aha geliyor seninki. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Götünü döndü kız sana. Yok yok, oynuyor. Selam arkadaşlar, eve kadar geldim. İhtiyaçlarım vardı. Şimdi kendime kahve yaptım. Evde hazır kahve vardı. En son ablam gelmişti. Depremin olduğu günün gündüz vaktinde. O zaman kahve yapmıştım ve dolapta baktım fazladan var. Su ekledim. Americano gibi içiyorum süt yerine. Birazcık dedim kendime gelim. Çünkü gerçekten kendimize gelmemize ihtiyacımız var. Kendimizden o kadar gittik ki. Yani o kadar çok hem keşke hem pişmanlıklarımız var ki hani bizimki depremzede olarak hani enkaz altında değiliz çok şükür. Mesela ben en son işe başlamıştım. Ne yapmak için? iPhone almak için. Yani ne gereği varmış arkadaş? Yani şu anda da bu kamerayla ben video çekebiliyorum. Ya tabii ki de bunun depremle bir alakası yok aslında. Sadece hani bir şeyi o kadar çok istediğimde asıl daha çok istediğim şeylerin kıymetini bilmemişim. Hani yine eşimle ve ailemle vakit geçiriyordum ama gerçekten keşke daha fazlası, keşke daha fazlası diyorum şu an. Mesela şu an eşim gerçekten çok meşgul. Sadece günde belki bir saat tam yan yanayız. Onun haricinde hep ayrıyız. Bilmiyorum. Dün en son yardıma gitmiştik, yardım etmeye. Onun hakkında biraz konuşayım. Eşim aradı. İşte dedi kadın kıyafetlerinin ayrıştırılması gerekiyor. Hem kadın hem çocuk hem erkek. Ayakkabı da dahil. Bugün de eğer dedi gerek olursa ben seni çağıracağım. Bugün çağırmadı demek ki gerek olmadı. Dün ama gerçekten çok gerek vardı, ihtiyaç vardı el iş gücüne. Ayrıştırdık gayet iyi bir şekilde ama yine dağılmıştır çünkü sürekli yeni bir ürün, sürekli bir sirkülasyon olduğu için orada deponun sürekli düzeltilmeye ihtiyacı var. Aslında öyle yani diyeceklerim çok da bir şey yok aslında. Şu an kamerayı sadece açmak istedim, biraz konuşmak istedim. Öyle. Şu an burada duruyorum ya, daha demin titredik ya, daha doğrusu sallandık ve evde tektim. Korktum, tabii ki de korktum ama gerçekten insan artık şu an alışıyoruz. Mesela o sallantı çok normal bir şeymiş gibi geliyor. Ki hani şiddetliydi. Hani ki artçıların hepsi böyle 4, hani en düşüğü 4 derecede oldu. Yani 4 noktada oldu derece ne? 7 oldu, 6 oldu, 5 derece, 5 nokta oldu. Yani büyük ihtimalle daha demek ki de 6'larda falandı. Çünkü annemgil aradı. Dedi hani biz burada çok hissettik. Sen nasıl hani duruyorsun? Çabuk ol. Hani eve gel. Ben de buradan sonra
arkadaşımı aradım. Azra'yı gerçekten çok özledim. Bebekleri çok özlüyorum bu şeyde. Çünkü gerçekten onlar insanların hayat enerjisi yani. Onlardan uzak durmak o kadar kötü hissettiriyor ki. Yeğenlerimden. Mesela yeğenlerim bizi aradı. Elif yeğenim iyiyiz dedi. O kadar iyi geldi ki. Ablamın bir tanesi denizcilerde oturan daha önce videolarımda da görmüşsünüzdür. Gülsen'in annesi. Onlar Antalya'ya gitmek zorunda kaldılar. Çünkü hep arabada kalıyorlardı 3 gün boyunca. Eniştem bir okulda, ilkokul okulunda müdür. Okulun bahçesinde arabada duruyorlardı. Ama yani iki çocuk kendileri hani nasıl rahat edebilirler? Antalya'da bir otel, Allah razı olsun. Şehir dışında hep ev açan, işte otel olsun çağıran çok insan var. Yani gidenler de var. Ben gidenlere kesinlikle yadırgamıyorum. Çünkü gerçekten durulacak gibi değil. Hele ki İskenderun'da yaşayan birisiyseniz durmayın derim. Biz burada hani çok da yıkım görmediğimiz için, çok da ölü görmediğimiz için tabii ki de duyuyoruz ama hani görmediğimiz için o kadar da çok hani durulmaz halde değiliz. Çok şükür iyiyiz. İskenderun'da olanlar özellikle ve özellikle çocukları olanlar başka şehirlere gitmesini ben asla yadırgamıyorum. Çünkü başka yapacak çare yok. Hani gidilmek zorunda er ya da geç herkes dağıtılacak. Çünkü İskenderun şu anda yıkım ve her sarsıntıda herhangi bir bina yıkılabilir. O kadar kötü durumda. Öyle. Allah'ım herkese yardım ediyor. Herkesin rızkını veriyor. Sadece şu durumda rızkına razı olun. Başka böyle fazla fazla şeylere ihtiyaç duymayın derim. Erzak yardımında mesela çok çok alan var. Hani kendi sayılarından fazla fazla. Hani sadece günü kurtarmak için erzak alın. Hani böyle depolamak için değil. Zaten yardım sürekli yine gelir. Hani sanki hiç gelmeyecekmiş gibi, tek yardımmış gibi bir alan 2-3 tane alıyor. Yok yani bunlara ne gerek var? Zaten yine olur yardım. Mesela elinizdeki biter gidersiniz, alınır yani. Bunun için kalp kırmaya değer mi? Bunun için kavga etmeye değer mi? O insanlarla yani zaten insanlar zor ayakta duruyor. Yardım edenler de zor ayakta duruyor. Daha da siz o insanları demoralize ediyorsunuz. Daha da yani yoruyorsunuz. Bunları yapmayın arkadaşlar. Yani sizden ricam yani bu deprem bize hiçbir ders öğretmedi. Yani öğrenmedik. Onu görüyorum ben çevremden. Asla yani kendim de dahil bu arada ben de hani öğrenmedim gibi çünkü bütün kaprislerimle hala yani tek istediğim eşimin yanımda olması. Hani şu an çok iyiyim, o da çok iyi ama o yardım ediyor bir de mesela Allah rızası için. Ama ben yine dünyevi bir şekilde eşim yanımda olsun. Hani onunla olayım. Yani sadece o benim yanımda dursun istiyorum. Bencillik düşünüyorum. Hani benim de kendimce öğrenmediğim çok şey var. Ben kendimi de yadırgıyorum bu konuda. Asla kendimi hani ben çok öğrendim, depremden ders aldım demiyorum. Öyle. Dediğim gibi videoyu da gerçekten ben videoyu çekerken, editlerken benim için bir vakit geçiyor. Hani düşünmüyorum başka şeyler ki zaten sosyal medyaya girdiğimde inanın çıkamıyorum. O yüzden hiç girmemeye çalışıyorum. Instagram, YouTube. Sadece kendi videolarımı çekiyorum ve editliyorum. Normal hayatımmış gibi, normal yaşantımmış gibi, buymuş gibi. Eve gelip gitmek o kadar iyi geliyor ki. Eve sürekli gidip geliyorsun derseniz gerçekten iki kuşumu ben bırakamam. Hani onları da götüremem zaten hiçbir yere. Çünkü her yer dışarıda yani mesela köpek var gördüğünüz gibi kediler falan var. Bunları nasıl muhafaza edeyim? Sürekli yanlarında duramam ki. O yüzden eve de götüremem, güvenemem. Hani bir sarsıntı da yani gittiğimiz yerde de hani evde bırakıyorum. Aklım burada kala kala elim titriyor şu anda korkmayın deprem olmuyor. Yani aklım burada kala kala gidiyorum ben. O yüzden sürekli gelip yemlerini değiştiriyorum ki yeni gelenin suluğu yok. Alacaktım. Yani şu an açık veyahut da bunları temin edebileceğim bir yerin olduğunu düşünmüyorum. Eğer bu videoyu izleyip elinde fazladan
gösteririm kafesi. Suluk ve yemlik varsa hani yem koyulacak. Onu alabilirsem çok iyi olur. Çünkü gösteririm birazdan. Koydum her kabı dökü. Her gün yenilemem gerekiyor. Kafesi temizlemem gerekiyor. Öyle. Allah'ım. Kimse böyle şeylerin olacağını tahmin edemezdi. Yani herkes şu anın geçmesini istiyor ama bir yandan da geçince ne yapacağız? Geçince ne olacak? Geçince geçecek mi diyoruz? Yani mesela şu anki adımımız ne? Bir sonraki isteğimiz evlerimize dönmek. Evlerimize döndük diyelim. Sonra bilmiyorum sonrasını işte. Makinede çamaşırım var şu an, onu bekliyorum. Kahveyi de o yüzden yaptım. İçmek için değil yani. Hem dolapta görünce dedim içim kahveyi. Çamaşırı sereceğim. Su az geldiği için çok yıkama yapmadı. Ben de hemen sıkma ve tahliyeyi kullandım. Olduğu kadar dedim. Onları sereceğim ve sonra da evden çıkacağım. Su az geldiği için durulanmamış iyice. O yüzden geri bıraktım. Yarın geldiğimde belki şey yapacağım. Tekrar yıkayacağım. Bunları sermiştim zaten. Bunlar yıkanmıştı. Öyle. Azra. Oradan şey yapıp yayında her yerde paylaştılar benim yayını. Yani sağlam bilgiye ihtiyaç vardı. Annem gel yemek hazırlıyorlar. Hatta hazırlamışlar. Kısır için yeşillik doğramışlar ama ben eve geldim. Çok acıktım. Kendime bu konserveyi açtım. Tadı gerçekten güzel geldi. Çocuklar da beğendi. Şimdi çocuklar da kendini bundan almaya gittiler. Dolapta vardı. Yardımın içinde gelmişlerdi. Yardım paketini. Nasıl? Vay. Wow. İclal sevdi, Ahmet beğenmedi. Yine bileklik yapıyorlar. Ne yaptıkları kolyeyi taktım. Gayet güzel ve sağlam. Dün geceyi atlattığına göre bence gayet başarılı Ahmet. Ama İclal'in bilekliği hem bana bol olmuştu. Ben ipini bağlayamamıştık. O yüzden bu arada ağzım hep yemek lekeli. O yüzden onu kolumdan çıkarttım. Ama boynumdaki duruyor sapasağlam. Yemeği açacak abin de. Ay bu ne ya? Barbunya. Hiç ben barbunya yiyik misin? Nasıl bir şey? Böyle değişik böyle kuru fasulye kokuyor. Zaten kuru fasulyenin daha yoğun versiyonudur. Şimdi herkes tatsın bakayım. Beğenecekler mi? Ben bakmam onun tadına. Ben bunu yerim. Taze fasulyemi yedim. Aynısı mı? Bir süre sonra kafası güzel geliyor bana da. Taze fasulye öyle geldi. Yedin mi? Hayır, taze fasulye konserve. Tam tat bir tadına. Şu an çikolata arıyorum. Ya bir şey yok ama bunda böyle. Çikolatayla o olur mu? Kemal. Olur mu İrlal? Hayır. Sen niye bakıyorsun? Şeyden var mı? Taze fasulye var ama sen onu yemiyorsun. Bunun tadına buradan bak Ahmet. Bu ne ya? Ufacık kaşık koyuklar. Bunlar ne tat alami? Ne tat alami? Büyük kaşık. Büyük kaşık büyük tat mı demek? Güzel bir şey. Afiyet olsun o zaman. Onu nereden aldın sen? Ben dün dağıtıyorlardı bunu. Tamam mı? Hemen girdin aldın mı? Hemen girdim ben. Hiç molada bile durmadım. Üff. Kıra. Donum bile yırtıldı ya. Donun mu yırtıldı? Yardım edin arkadaş. İnşallah içi doludur. Sanki içi boş gibi oldu. Bu sefer açacağım bak.
Yes, şu helvadan yiyeceğim. Canım ne istedim bu sefer de. Çok güzelmiş. Ya var ya, hiç yesim de yokmuş ha. Taze fasulye kıyma. Bu taze fasulyemiş. O barbunya. Kuru fasulyenin yoğun hali. Yoğun hali. Böyle ya bak şimdi telefonum bile yok ki. Bir telefon desteği yapsanıza. Bop olur, Xiaomi olur. Hatta iPhone 13 Pro Max bile olur. Ona bile kabulüm yani. Ona bile kabulüm yani. Yok artık. Ya adam hani iyi kötü telefon. Senin telefonun yoksa şarj ettin ne? Sürekli benden şarj aletimi alıyorsun. O power ama lazım olur diye. Power ışıklı mı oluyor öyle? Ne ışıklı olur yani? Senin telefonun power. Varken var. Telefonunu yok ha, getireyim ya. Var, şarj ediyorsun. Bak ya demeseydin var ya. İnanırlardı. Vallahi niye milletin sömürüyorsun? Ne güzel barbunya plaken var, onu ye işte. Bu telefon mu? Tamam, telefonmuş gibi ye. Ama... Bir düşündün sanki. Böyle biraz ağır gibi böyle. Midem bulanacak, yeme onu ya. Sırf kameralara oynayacağım diye yiyorsun ha. Yemiyorum ya. Yoksa sen onu gömerdin. Ben bunu gömerdim aynen. Beğenmedin değil mi? İtiraf et. Bunu yapana yazık olsun. Yani. Yapana yazık olsun. Yani. Neyse burada helva var. Biz de fakirin gözü gibi helva yedik. Abi don yardımı yapın. Bak donum bile yırttık yani. Neden yırtıldı? Pantolonun donun değil de. Neden mi? Koyunlar otlatırken çaldıya takıldım, düştüm. Düştün mü? Ağrın mı? Ağız yüzüm yüzüm patladı da yani yok kolumda moralıklığı oldu. Yani o kadar da bir şey olmaz diyeyim yani. İyi bir yerin durulmadı Kemal. İyi ki güzelmiş. Antalya iyiydi. Antalya iyiydi. Antalya mı? Bu ne lan, bu da pasta gibiymiş. Kötü mü yani? Ben doydum. Zaten bitti. Tahinler mi? Hadi görüşürüz Kemal. Kendine iyi bak. Salona gidiyorum. Nereye gideceğim başka? Nereye gidebilirim? Gidiyorum değil. Gidiyorum. Senin o lavabonun çeşmecesini düzelt. Ben mi? Evet. Su akıyor bak. Ah abine diyor. Evet. Tamam abi, yani hani çocuklar üşüyor, ne bir şey yakabiliyoruz, hiçbir şey yakamıyoruz yani. Her gün... Tamam. Tamam, iyi günler. Ne? Hadi, iyi günler. Tamam, tamam abi. Sağ olsun. Verecekler miymiş? Ya ben bu işi yapmazsam olmayacak yani. Tabii, sen elini atarsan kurur orası ama. Tamam, afadayı bilgi veriyoruz dedi. Gelecek yani. Tamam inşallah. Yani inşallah gelsin, anladınız mı? Evet. Gelmezse size yazık olsun. Gelmezse size yazık olsun. Onlara niye yazık olsun? Ay, sen yazık, niye herkese yazık olsun olmazsan. Diyorsun? Arkadaşlar özür dilerim. Evet, belki bir umut telefon gelir diye yazık olmak istediğine o kadar eminim. Herkese çadır gelsin, evleri yıkılana. Herkese dünyanın yemek challenge yapmak ya. Deprem olana. Tamam, seninle yemek challenge yapamam Kemal. O yükün altına giremem. Yemeği sen yapacaksan olur. Ben yapmam yemek. Niye yapmayayım? O kadar yemeği yapamam ben Kemal. Hayır ya, nasıl yapayım biliyor musun? Şimdi iki tabak yemek yapayım. Biri kuru fasulye diyelim. Biri de... Böyle. Ne diyelim ya? Mercimek çorba. Hangisi güzelse ona puan vereceğim. Yani. Tamam. Ben de atarım takla. At ben böyle de atıyorum. Vay canına, ne attı ha. Bak telefon bile kötü yani bak. Çekil. Nasıl olur sizce? Aferin abone. Sen onu oradan nereden gördün? Neyi? Arkamı yani, ben bile görmem. Kim? Ahmet. Fadime ablası gibi geldiğini gördüm. Kek çok güzelmiş ha. O kekten bana da getir çabuk Kemal.
Kemal. Getirdim mi gidim hemen. Ya bak, yazık olsun size de. Size yazık olsun insanlığa. Bakın gelin. Bozuk. Ne şarjı takabiliyor ne bir şey takabiliyor. Anladınız mı? Bari şarj makinesi olayım. Telefondan vazgeçti, şarj aleti mi istiyorsun? Evet, bize çadır getirin, çadır. Bak, size şarj makinesi verin. Sizi var ya, dua edeceğim, dua. Valla ben senin Ahmet'in değilim. Yapamam yani, seni kaprisini yani, de çekemem icra. Bak, benim de YouTube'um olacak. Yani bir zahmet bizi takip edin ha. Tamam. Adın ne olacak peki? Ne adı, ne ismiyle kurul açacaksın YouTube'unu? Kesik. Kesik. Sadece kesik mi? Evet. Vallahi ben bu çocuğa uçarım. Yeni kuzunun adı ne? Yeni kuzunun adı mı? Ne? Yani o gün koç vurmuştu, eline sağlık oldu öbürü. Evet. İşte ondan sonra bu mucize geldi ne olduysa. Evet. Mucize koyduk yani. Mucize mi koydunuz? Ne? Bana da hediye dediler. Ya onlar bakmasın. Ondan şimdi siz... Bence yani, de mucize daha iyi. Yani bir baktı şok olduk yani. Onu açmayacaksın değil mi? Yok, bunu açmıyoruz. Evet. Tamam, bir an kalbim oynattı. Yani bari eşortman yollayın ya. Bu kadar fakir olmaz. Bak çekete bak. Kötü. Hepsi kötü. Hayır olur. Sağlığın yerinde. Sağsın sağ. Ona şükret lan. Nerede? Yok. Çok güzelmiş. Tarifin bir şey yok. Koyunların al köpek var. Al bir de şantı var. Bu köpek başkasının mı, kahverengi? O başkasının, akıllı ama. Çok akıllı. Onu seviyorum ben. Onu havluyorlar. Ben onu götüresim var. İki hani. Oha. Kendilerinden büyük köpeklere havlıyorlar ya. Ya bu kadar yaramaz. Hem niye yemiyorsun, vereyim. Hayır, yiyorum ben onu. Ben daha unutmuştum varlığını. Ben yiyeceğim onu. Kendileri aç. Ya git dışarı, çağırıyorlarsa git hallet iş ya. Ya ne çağırıyor ya? Kes sesini. Ya şu pencereyi aç. Açmıyorum lan. Ne yapabilirsin açmazsa abine? Ya soğuk soğuk! Ya şu pencereyi! Kuduruk ya. Aç! Hey, sen de dışarıdan açardın, dışarıdan açmanın derdinde. Açıcı valla bu. Dayak yiyin, dayak. İcilen madem konuşmak istiyorsa gitsene dışarı. Eline ne oldu? Elime battı. İğneyle oynarsan öyle. İğnenin götü battı. İğneyle oynayacağım bir daha. Ablam sen açamıyor musun? Ya bir de açsın ya, elim acıyor ya. Git o zaman sen de dışarı. Dışarı git dışarı. Ay gidemem, ben çok soğuk. Al lan.
Ver bakayım eline, gel eline bakayım. İğne bak, iğne. Ne yapabilirim ya? Oynamayayım. Tamam. Bir dakika açıyorum. Lan senin canın ne lan? Tamam gel. Ona yapabileceğimiz bir şey yok ki. Sadece batmış. Sarılmaz. Ağlama. Bir daha iğneyle oynama. Sen de bırak onu ya. Onun ne kadar canı var. Sen de yürü git lan. Dışarıdaki köpeklerden betersiniz ha. Oğlum seni şu kapıya bağlarım bakalım. Zincir de var. Ne güneşe göre güzelsin. Şimdi sakalımı alacağım. Senin sakalın yok ki. Ya ufak tefek var işte. Bırak yeter. Sen de kork artık şu abinden, uzak dur. Yani az kaldı yani, elimde kalacak. Daha gülüyorsun Ahmet. Onca dayak yiyor bu çocuk. Hmm. Akıllanmıyor. Sen akıllanık mısın? Sen dayak yemedin mi hiç? Yo, babam hep beni severdi. Hmm. Peki başkaları? Bak, tam doğdu bana güneş. Evet. Allah nur abi. Yüzüne. Ne istiyorsun şimdi? Ne mi istiyorsun? Evet. Neydi? Hani her açmamda bir şey istiyorsun ya, artık bir şey istemen lazım. Ya bir şarj makinesi vereyim. Tamam, onu dedik. Vereyim. Onu dedik, yeni bir şey iste. Neydi? Don istedin, başka? Başka. İnsan sabır ister ya Rabbim. Sabır verin bir de bana. Evet. Ahmet, o anahtar kaybolursa dayak yiyin bak. Ne oldu? Fakirin gözü yok olsun. Ben de alsana bir tane. Ben iPhone almak için fırında işe başlamıştım. Deprem oldu. Tam YouTube çekiyor. Bir daha iPhone almak için emek sarf edeceğimi zannetmiyorum. Çünkü depremden sonra insan sadece ailesiyle birlikte olmalı. Ben onu öğrendim. Nasıl yani? Elinde iPhone'u olan, arabası olanlar battı. Bak şimdi bir dakika bak. Şimdi git çoğu yere bak. Altında Mercedes'i var, BMW'si var, her şey var. Deprem bir onları da vurmadı mı? Bir de 14 Pro Max'i de var. Oh, mis yani. Başka bir şey yok ki yani. Ya. Ama bize Huawei, Tofaş. Sağlığımız yerinde oğlum. Çok güneş vurdu. Ha yeter. Bu kadar güzel mi işte? Ben mi? Çok güzelmiş. Mustafa abinin yanına gidelim mi? Gidelim mi? He, güneş batmalı. Ne yapacak orada? Onu gördüm. Donum yırtık mı gideyim? Unutmuşum pardon. Ne? Unutmuşum pardon. Yani milletin oraya çıkayım. Çadırda kalıyorum. Yani hem sizlerin halini anlayabilmek için. Yattığım yerde 3-4 battaniye yerde, üzerimize 3 battaniye aldım. Buradaki nereden iyidir yani? Orada ekmek vardı ama biz gittik, ekmek almadık bayat diye oradaki. Buradakiler daha kötü. Buraya şurada dersiniz. Şu kadar aralık yok. Yol kadar. Şurada bina, şurada bina. Üç tarafımız bina, bir alan açık, orada da elektrik telleri var, trafolar var. Hadi gidelim. Ha, bundan gitmez. Şu dereotu mu, maydanoz yok, mu? Yok tere. Ha tere. Orada plakları yakacağım bu. Neden? O daha iyi yanar. Yeterdi. Yine de bakarız, kayıp koyarız. Bu bettiymiş, yeşilemişten de koyabiliriz. Buraya geleceğim.
Nerede oturucu buraya gelince? Burada oturucu işte. İşte burada biz... Biz de çadırda kalacak işte. Komple. Biz gideriz ya o zamana kadar. Yok yok. Şimdi bunlar taşınınca bir oda... Evde duracak. Eşyasını koyacak. Tamam şimdi oldu ya. Annem gül kısır yaptı. Ben de böyle yanına makarna yapıyorum. Bu arada bu domates düşmüş. Zannediyorum da. Bekledik bekledik. Geçiyordunuz o kadar daha ne istiyorsunuz? Bunlar sandığım var. Bunlar... O küçük minibüslerde insanlar atar merkezden buraya getirdik. İzler tam sana göre oldu ha. Çok da güzel. Çıtçıtlarına vur bakayım altta bak. Altta altta o. Eğer gidemeyen olursa daha sonrası için bekletilecek deprem olursa onlar da atılım çadırları bu da çok güzelmiş. Geçici göç için bekleyenlerle dolu otobüsler gelir gelmez doluyor. Diğerleri ateş başında geniş tünelleri bekliyor. Ve çok alanda ve konumcalarda da benzer telaşlar var. Şımarmadan. Çok hocadan götür bari. Çabuk onları götür bari. Yerine var ya. Hazır. Hazır. Yıkılır mı yıkılmaz mı bilmiyoruz. Korkutluğumuzdan dolayı akrabalarımıza buluyoruz. El çöktü, altındayız, hakkınızı helal edin. İşte bunları, bu cümleleri yazmıştı. İki çocuğuyla enkaz altında kalan bir anne. Çöken tavan sırtımdaydı. Bir oğlu ise... Getir kafana bakayım. O çocuk için bir yaşlı şimdi. Valla tatlı oldu kız. Güzel oldu. Git aynadan bak kendine. Ablana göster. Senin çekedin de muhteşem oldu. Otur bisikletici sen onun içine. Bineğinliğin yanında. Şuraya. Şuraya. Şu tarafına. Tamam bir şu an yastı olsun. Bir de burada.